Bilişim çağı insanların bilgi edinme alışkanlıklarını değiştiriyor. Kağıt baskısının yerini dijital kitaplar alıyor. Birçok insan artık kitap okumak yerine bilgisayar karşısında vakit geçiriyor. Merak edilen konulara internetten araştırılarak ulaşılıyor. Arama motorlarının yıldızının parlaması Kepez Belediyesi'ni de harekete geçirdi. Artık kent geçmişimize ait birçok bilgiye ve binlerce kitaba dijital ortamda ulaşılabilecek. Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, kütüphaneleri, okullar, spor merkezleri ve stadyumlar gibi hayatın içine çekmeyi amaçlayan projeyi Akdeniz TV'ye anlattı. Kütüphaneler bir şehrin aslında en prestijli binaları olmak durumundadır. Modern toplumlarda bu böyledir. Ama maalesef Antalya'da prestijli bir kütüphane binamız yok. Sanayi Polis Karakolu diye bildiğimiz Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün karşısında Adnan Menderes Parkımız var. O parkımızın içerisinde fevkalade güzel bir kütüphane alanı meydana getirdik. O kütüphane alanında hem şehrin merkezinde hem otopark problemi olmayan hem ulaşım problemi çok kolay olan ana ulaşım akslarının üzerinde bir kütüphane meydana getiriyoruz. Fevkalade güzel bir hem dijital kütüphane hem klasik bir kütüphaneyi bölgemize kazandıracağız. Onunla ilgili çalışmalarımız da devam ediyor. Şu an yerle ilgili mülkiyet problemlerini çözdük. İmarla ilgili problemleri çözdük ve projeyi hazırlıyoruz. Klasik kütüphanecilikle dijital dünyanın buluşturulacağı projeye Antalya Merkez Kütüphane'nin gazete arşivinin de aktarılması planlanıyor. Dolayısıyla biz istiyoruz ki kitapla ve bilgiyle gençlerimizi teçhiz edelim ve bütün bunlarla birlikte bir aydınlık kuşağı oluşturalım. Kütüphaneleri albenili hale getirmeli, çağın bize sunduğu imkanlarla donatmalı ve oralarda bir hizmet üretmeli ve bu hizmeti de öğrencilerimize, yavrularımıza, çocuklarımıza sunmalıyız. Başkan Tütüncü ne olursa olsun kitap kokusunun yerinin farklı olduğuna inananlardan. Çağ dijitale dönse de kitap ölmez diyor. Benim öğrenciliğim kütüphanelerde geçti. İlkokuldan itibaren kütüphanede, okul kütüphanesinden tutun. Üniversitede, İstanbul Üniversitesi mezunuyum. Beyazıt'taki o merkez kütüphanede geçerdi hayatımın ağırlıklı bir kısmı. Dolayısıyla kitap çok önemli insan hayatında. Onun kokusu çok önemli. Kitapla konuşmak, kitapla söyleşmek çok önemli. Hiçbir şey kağıdın kaleme gösterdiği sadakati göstermiyor. Klasik kütüphaneciliğin devri hiçbir zaman kapanmayacak.